Herkese merhaba arkadaşlar, Ceren'den Rize'ye hoş geldiniz. Bugün önümde 30 tane top kek var ve bunları afiyetle yiyeceğiz. Şimdi ben önüme en çok çilekli koydum. Çünkü ben en çok çilekliyi seviyorum. Yani böyle meyvelisi zaten hiç anladım. Çünkü kakaolu ve çilekli mükemmel uyum, mükemmel ikili diyorum. Yanına da süt, oh mis diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çilek meyve değil mi? Ya Allah'ım, arkadaş çilek meyve değil mi diyor? Hayır bak, sazlık çilekli olması var. Bir de içinde üzülmüş, olmuş, buymuş olması var. Meyveli keki bilmiyor musun? Bilmiyorum diyor ya, sinirlendim şu anda. Neyse arkadaşlar, ben çok acıktım gerçekten. Biraz da başım ağrıyor. Bak şu benim beyaz şunu açarken o kadar dedim ki ilk bunu yiyeceğim dedim. Başlıyoruz. Ben de gideyim okey alayım. Abi ne yapıyorsun oğlum? Şimdi arkadaşlar, bu top kek ye diye illa yorumlarda çok bahsetmişsiniz. Yani Ali'de gitmiş bana toptancıdan koli koli top kek almış gelmiş. Sanki hepsini yiyecekmişim gibi. Evet, yiyor şu anda. Ne? Hepsi mi bu? Hayır, tamam. 24'tü. 48 tane başladı. 18 tanesi eksik. Yaklaşık 8 tanesini önceden yediğin için. Ben yemedim ya. Kim yedi? Sen yedin. Ben 2 tane yedim. Annem ne 2 tane yedin? Geri 2 tane yedin. Şimdi 1 tane yedin bunları açarken. Ben 3 tane yedim. Geri kalan ne oldu? Annem yedi. Annem hiç yemiyor. Annem yedi. Anneme söyleyeceğim seni. Söyle. Kuru iftiracı diye. Normalde biz bunu 40 olarak, hatta 48 olarak yapacaktık. Ben yemem 48 tane. Ya nedense çilekli böyle akıyor gidiyor. Kakaolu gitmiyor ya. Bu arada arkadaşlar, geçen şuradan bulabileceğiniz videoda yediğimiz ladesi ben kazandım. Yok, yalana bak. Ben kazandım. Ben yalan söylemem. Ben kazandım. Nasıl sen kazandın? İlkten ben lades dediğimde sen dedin ki aa ben unutmuşum, içinden lades dedim dedin. Hayır, içime aklıma dedim. İçimden dedim ki, o anda film izliyorduk, bana bir şey verdi. Ben de aldım onu, aklımda demedim ama içimden demiştim aklımda. Yani o saylanıyor. Ya saylanıyor abi, hangi mantık? Abi o saylanıyor. Saylanıyor değil aşkım o. Neyse. Saylanıyor. Ben kazandım. Ali bugün şu an benim bir gün kölem. Niye? Bir gün kölemse zaten dün girdiğimiz iddiayı kaybettim. Biz sürekli iddiaya giriyoruz arkadaşlar, sürekli. Sürekli iddiaları ben kazanıyorum çünkü emin olmadığım bir şey hakkında iddialaşmam kesinlikle. Ladesleri genelde Ali kazanır ama. Ve sürekli iddiaları o kadar ben kazanıyorum ki artık Ali'yi kölem yapmaktan sıkıldım, inanın. Konuşmayı unuttum herhalde ben. O kadar. Ya şimdi bende şöyle oluyor. Önümdeki bitsin istiyorum ya mesela. Hiç konuşmadan direkt ona odaklanıyorum. Ve onu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ama böyle sohbet ediyorsam falan o önümdekini yemekten çok çok keyif alıyorumdur. Tamam, bundan da keyif alıyorum ama bir yere kadar. Hani Ali'nin bana bunu tekrar çek demesinin sebebi biraz da insanlar zorlanabildiği şeyleri görsün. Hani böyle senin de her şeyi yiyebildiğini izlemeleri bir yere kadar, biraz zorlandığını görsünler falan diye bir şeyle çektik yani. Yani cümleleri de toparlayamıyorum şu anda.
Bunu tek topla da yiyebilir misin? Yiyebilirim. Yiyebilir misin sen? Hiç ihtimal bile vermiyorum tek lokma da yiyebileceğini. Ben yiyeceğim bak şimdi bak. Tatlım bana böyle şeylerle gelmeyen basit şeyler bunlar. Ama mesela bunu tek lokma da yiyemem. Baksana bu daha kabarık gibi. Bak ne yiyorum şu anda. Çilek şerbeti. Şey gibi hissediyorum, annem birazdan kapıdan içeri girecek ve neden aldınız o top kekleri, ben size top kek yapardım diyecek gibi hissediyorum. Ya şimdi bak şöyle bir daha söylüyorum. Mesela bunu yiyorum ya bak. Aktı. Aktı gitti bu. Bu kadar uzun sürmedi yani. Böyle can çekişmedim. Mesela bunu yiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Yutamıyorum yok. Acaba daha yoğun kıvamı olduğu için mi kakao falan? Olabilir. Çıkart patlat bunu koyayım. Ha bir de arkadaşlar bu arada bunu... Kalorisi 147 miydi? Ne? Aynen. 147. Bunun kalorisi de 177. Bir tanesinin. Kaçar tane yediğim ve toplam kaloriyi aşağıya yazacağım arkadaşlar ya da baştan yazacağım bilmiyorum. Ama canınız bundan çekerse 147 kalori, canınız bundan çekerse 177 kalori alacaksınız. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 tane top kek güzel ve afiyetle yedim. Zorluk puanı veriyorum. 10 üzerinden 7. Yok ya 8 veriyorum. Değiştirin fikrimi. 8 veriyorum çünkü arkadaşlar bu kekler kuru kuru gitmediği için bir süre sonra ya tamam bir tanesi iki tanesi belki kuru kuru gider ama artık yani devamı kuru kuru gitmediği için burada 1,5 litreyi geçkin sıvı tükettim. Sütle süt içtim, su içtim falan. Ve o sıvılar da bayağı bir şişiriyor yani. O yüzden 8 veriyorum. Yoksa sadece top kekleri yeme imkanınız olsaydı ki öyle bir imkan yok. Sadece top kekleri 30 tane bence yenmez. Ya ben yiyemem. Ki su ve süt içtiğim halde bile o kakaolu yutamadım yani. O şekilde arkadaşlar. Yani mesela bugün başka bir şey yer miyim? Evet yerim ama neden? Çünkü bu sıvılar vücudumdan atılacak yani. Şu anda saat erken bir saat burada. Daha 12.30-1 falan. O yüzden de akşama kadar herhalde bu sıvılar vücudumdan atılacak. Ben bir videomda şöyle demiştim. Bazı yemekler, bazı yiyecekler çok şişiriyor ama o kadar doyurmuyor demiştim. Bunu açıkçası Burger King falan da diyebiliriz yani. Hazır gıdalar, fast food gıdalar da bence çok şişiriyor. Yani birkaç saat sonra şişkinliğiniz geçince acıkabiliyorsunuz. Mesela ben evde yemek yiyorum. Sonra bir daha yemek yiyesim gelmiyor çünkü doyuyorum.
Neyse, konumuz bunlar değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada çıkacak olan videoları da göz atabilirsiniz. Herkese iyi günler, sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bye bye.